Realdasız. Türkiye Böyük Millet Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıçın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir və Akif Çağatay Kılıç bugün media nümayəndələri ilə görüşür. Biz jurnalistlərin suallarını cavablandıracaq. Hazır mısınız arkadaşlar? Peki. Çok değerli basın mensupları, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti olarak iki günlük Azerbaycan ziyaretimizin ikinci gününün sonundayız. Bu çerçevede sizlerle ziyaretimizi de bir değerlendirmek için bir araya geldik. Ben öncelikle size heyetimizi tanıştırmak isterim. AK Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Derya Bakbak Hanımefendi, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Bey, İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın Ahmet Kamil Erozan ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakır Özer Bey katılmışlardı. Kendisi erken ayrılmak durumunda kaldığı için şu anda aramızda değil. Ve tabii Büyükelçimizi tanıyorsunuz Erkan Bey. Dün Azerbaycan'a intikalimizden sonra ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Beyefendi bizleri çok büyük bir hüsnü kabulle ilk olarak kabul etmeyi uygun gördüler. Kendisiyle ilk görüşmemizi yaptık. Havalanından doğrudan Bakü'den indiğimiz mukabele. Daha sonra Milli Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova hanımefendi bizleri kabul etti. Bu görüşme çerçevesinde aynı zamanda Dışişleri Komisyonu Milli Meclis'te Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Sayın değerli dostum Samet Seydov Beyefendi ve aynı zamanda Azerbaycan Meclisi'nde Avrupa ve Uluslararası Komisyonlarda görev yapan değerli milletvekilleriyle görüşme imkanımız oldu. Bu sabah yine şehitlik ziyaretimizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda bu çerçevede Haydar Aliyev mezarını ziyaret ettik. Sayın Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ettik. Hem Azerbaycan hem Türkiye Türk şehitliğini ziyaret ettikten sonra da yine mecliste milletvekilleriyle Sayın Seydov'un başkanlığında milletvekilleriyle bir istişare toplantısı yapma imkanımız oldu. Daha sonra Milli Meclisi ve Genel Kurul salonunu ziyaret edip orada çalışmalar hakkında bilgi aldık. Biraz evvel de sizlerle bir araya gelmeden önce Sayın Ceyhun Bayramov Dışişleri Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Tabii ziyaretimizin bu noktadaki en öncelikli amacımız 44 gün süren Ermenistan ile olan vatan muharebesi olarak gördüğümüz 44 günün sonunda Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını kurtardığı mücadelenin sonundaki desteğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ortaya koymak için geldik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu mücadeleye destek olan tüm partilerimizin temsilcileriyle burada bulunduk. Yaptığımız görüşmelerde şunu gördük ki gerçekten Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler sadece iki ülke arasındaki ilişkiler değil, iki devlet tek millet şiarıyla gerçekten çok farklı bir noktada olan bir ilişkinin ortada olduğu ve bunu hissiyatın içerisinde herkesin olduğunu bir kez daha müşahede ettik.
Tabii aynı şekilde Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mücadelenin ilk günden itibaren ortaya koymuş oldukları iradenin ve duruşun açık yansıması olarak da bunu gördük ki Azerbaycan'da Türkiye'ye ve Türkiye'den gelen herkese karşı çok büyük bir sevgi var, bir muhabbet var. Bunun karşılıklı olduğunu bir kere daha burada altını çizmek istiyorum. Türkiye'de de vatandaşlarımız Azerbaycanlı kardeşlerimize gerçekten çok büyük bir muhabbet besliyorlar ve her platformda mücadelelerini sonuna kadar destekliyorlar. Biz tabii aynı zamanda siyasi anlamdaki ve uluslararası kurullarda, parlamenter diplomasi açısındaki kurullardaki çalışmalarımızı değerlendirme imkanımız oldu. Biliyorsunuz devam eden 44 günlük mücadele sırasında çok uluslararası platformlarda farklı şekillerde Azerbaycan'a karşı bir tabiri caizse olumsuz propaganda yürütülmeye çalışıldı. Fakat biz de tüm Azerbaycanlı milletvekilleriyle beraber bu propagandanın bertaraf edilmesi ve doğruların anlatılması ve açığa çıkması için bu noktada büyük bir çaba içerisinde olduk. İnanıyorum ki bunda da beraberce başarılı olduk ve tüm dünyaya nelerin yaşandığını, kimlerin saldırgan tutumları içerisinde olduğunu, kimin huzurdan yana olduğunu bütün dünya açıkça görmüş oldu. Tabii şimdi devam edecek olan önümüzdeki günlerdeki süreçte de yine Azerbaycan'ın bu anlamda bölgenin huzuru ve gelişmesi için ön ayak olduğu ve her zaman tüm insanların huzur içerisinde müreffeh bir yarına yürümesi için mücadele ettiği ve edeceğini açıkça ortaya koydu. Tüm dünya yine kimin huzurdan yana olduğunu açıkça görmüş durumda. Bu anlamda biz de yeni gelişecek olan ve gelişen gündemler çerçevesinde farklı konularda, yani bunlar siyasi konular, aynı zamanda bu anlamda işgal edilmiş olan bölgenin tekrar Karabağ'ın ayağa kalkması, imar edilmesi, oradaki insanların evlerinin yuvalarına kavuşması için her türlü desteği vereceğimizi zaten açıkça ortaya koymuş idik. Bu anlamda çalışmalarımız karşılıklı olarak devam edecek. Tabii ki ziyaretlerimiz devam edecek. Biz Azerbaycan'dan da Türkiye'ye gelecek olan heyetleri dört gözle bekliyoruz. Onlar hepsi bizim davetlimizdir. Türkiye onlar için bir yabancı ülke değil, bir misafir olarak gelecekleri ülke değil, evleridir. Bunu da açıkça ortaya koyduk. Tabii burada şunu da söylemem gerekir. Her görüştüğümüz kişi ve bu anlamda bir araya geldiğimiz tüm dostlarımız bize evimizde olduğumuzu altını çizerek bizleri burada evlerinde ağırladıklarını, evimizde olduğumuzu bize söylemişlerdir. Bu noktada onlara gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Tabii konuşulacak başka konular da var ama ben burada girişi tamamlayıp sizlerden sorusu olan varsa onların sorularını alayım. Tüm arkadaşlara da soru sorabilirsiniz bu noktada. Ama bana soracağınız sorular varsa cevaplamaya çalışayım. Buyurun. En zoru ilk sorudur zaten. O zaman şöyle yapalım. Derya Hanım, siz de bir şeyler söylemek isterseniz buyurun. Sonra oradan İsmail Bey'e, sonra Sayın Erozan'a da söz verelim inşallah. Sayın Başkanım, çok kıymetli basın mensupları, bugün dün ve bugün Azerbaycan ziyaretlerinde bulunduk. Tabii bu ziyaretler bizi fazlasıyla onur etti, çok mutlu olduk. Çünkü özellikle böyle bir dönemin arkasından bizim Türkiye'den komisyonumuzla birlikte burada olmak, sizin yanınızda olmak bizi çok mutlu etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tabii Azerbaycan sürecinde, bu 44 günlük süreçte Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm halkımız sizin yanınızda, Azerbaycan'ın yanında olduğunu dualarıyla, sözleriyle dile getirdiler.
Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu çok dikkat çekti ve dikkat uyandırdı. Hepimiz, tüm milletvekillerimiz, 5 partinin 4'ü Azerbaycan'ın yanında olduğunu her ortamda dile getirdi. Azerbaycan tabii ilişkileri açısından, Türkiye açısından bizim Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde pek çok mazlum coğrafyanın yanında olan, her zaman yardımına koşan, her ortamda yardıma koşan bir ülkedir. Bunların yanı sıra Azerbaycan söz konusu olduğu zaman iki devlet, tek millet anlayışıyla bizim bakış açımız her zaman için çok farklı bir konumda, farklı bir değerlendirme içerisinde olmaktadır. Biz de Azerbaycan'la olan ilişkilerimizi gözettiğimizde pek çok kültürel birlikteliğin olduğunu, dil birliğinin olduğunu, kültürel bağların olduğunu, işte bugün toplantılarda dile getirildiği gibi işte özel isteme, kız isteme olayından yemek kültürüne kadar pek çok şeyin, din kültürünün ortak olduğunu bizler gördük. Bu tarihi bağın aslında bugün içimizde belki o canlılığı yaşamanın, bizi yakın hissetmemizin, size yakın hissetmemizin belki temelinde bu bağlar olduğunu çok yakinen biliyoruz. Tabii bu şu aşamadan sonra, bu 44 günlük sürecin sonrasında Karabağ bölgesinin ileriki aşamaları çok önemli. Sizin için de, bizim için de çok önemli. Bir demir yolu bağlantısı söz konusu olacak ve bu demir yolu beraberinde pek çok aşamayı da arkasından beraberinde getirecek. Gerek ticari anlamda, gerekse eğitim anlamında, gerekse işbirlikleri, pek çok farklı işbirlikleri açısından bunu anlamlı hale getirecek. Biz biliyoruz ki Azerbaycan'dan pek çok öğrencimiz Türkiye'de eğitimlerine devam etmekte. Bizim pek çok mühendisimiz Azerbaycan'da görev almakta. Pek çok şirketimiz burada çalışma içerisinde bulunmakta. Bu süreç bunu daha da artıracak, daha da hızlandıracak. Biraz önce bakanımızın açıkladığı gibi toplantılarda gördüğümüz teknoparkların olmasının talebi, teknopark bağlantısının olması. Tabii dünya artık çok büyük bir değişimin içerisinde. Bu değişimin içerisinde teknoloji çok önemli bir yer tutmakta. Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın önderliğinde çok önemli yollar kat edildi. Bu işbirliklerinin Azerbaycan'la birlikte yürütüleceği, yürütülmesi aşikar. Ben inanıyorum ki bu bağların artık Karabağ'ın yapılanmasından tutun da ticari bağlar ve teknolojik bağlar açısından, teknolojik ilerlemeler, savunma sanayi açısından ilerlemelere kadar pek çok alana etkisini vuracağını, etkisini göstereceğine inanıyorum. Çok özel toplantılar oldu, çok güzel çalışmalar oldu. Ben hem sizlere hem de katıldığınız, ziyaret ettiğiniz herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, buyurun. Değerli basın mensupları, öncelikle ben geçmişim itibariyle bir Dışişleri Bakanlığı memuruyum, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Benim 43 senelik meslek hayatımın 30 senesi sizlerle birlikte, Azeri kardeşlerimizle birlikte bu Karabağ meselesinin diplomatik alanının savunulması yönündeki bir çabayla geçti. Geçmişte başka sıfatlarla hem Dışişleri Bakanlığı mensubu hem Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Birliği Sekreteri olarak buraya geldim gitti. Ama bu benim için geçmişte yaptığım ziyaretlerden çok daha anlamlı. Yani 30 süren bir işgal altındaki toprakların kurtarılması mücadelesinin bir zaferle sonuçlandığı bir noktada Bakü'ye geldim. Sayın Heyet Başkanı ve diğer milletvekili arkadaşlarımla birlikte onların da ifade ettikleri gibi çok anlamlı ve bugüne kadar süren kardeşlerimizin geleceğine yönelik proje bazındaki çalışmalar konusunda da bir fikir egzersizi yapmak fırsatını bulduk. Benim için de bir Bakü'nün zaman içinde ne kadar hızlı bir şekilde gelişimi gözlemiş olmak ayrı bir şey. Şeyden başka, işgal belasından kurtulmuş olmasının başkasının ötesinde Azerbaycan ekonomik anlamda aşamalar kaydettiğini gözlemek de benim için bir büyük memnuniyet kaynağı oldu.
bu bizim ilk seferimiz değil, değil mi? Geldik, gelmeye devam edeceğiz. Sizler de önümüzdeki dönemde Ankara'da, İstanbul'da Türkiye'nin görmek istediğiniz veya birlikte çalışma gereği duyacağımız kentlerde bir arada buluşup çalışmaktan büyük memnuniyet duyacağımızı belirlerim. Bu vesileyle Sayın Genel Başkanımızın da selamlarını aracılığımızla Azeri kardeşlerimize ve halkımıza sevgilerini iletelim. Saygılar. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, saygılar basın mensupları. Ben de sizlerin şahsında Azerbaycanlı bütün kardeşlerimizi, yani gönülden muhabbetle selamlıyorum. Tabii 30 yılı aşkın, 30 yılı bulan bir işgal sürecinin ardından hem Kafkasya'nın hem de bir bakıma Kafkasya'nın sahip olduğu anlam yeren iktidar ve dünyanın küresel barış ve istikrarının önündeki en büyük engellerden biri olan Karabağ bölgesi işgali konusunda Azerbaycan'ın saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in önderliğiyle Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 günde elde etmiş olduğuna göre emin olun bizler de Türkiye'den an be an saati saatine değil dakikası dakikasına büyük bir heyecan, coşku ve dualarla beraber takip ediyoruz. Bu anlamda Türk milleti Azerbaycanlı kardeşlerinin en başına itibaren zaten yanındaydı. Yanında olmaya da devam etti. Ve 44 günün sonunda belki 44 yıl belki de daha uzun sürecek olan bir zaferle Azerbaycan işgal altındaki topraklarını azatlığa kavuşturdu. Bu anlamda da büyük bir ve önemli bir dünya siyasi tarihine, aynı zamanda halk tarihine de geçebilecek bir başarı elde etti. Kuşku yok ki bu zafer sadece Kafkasya'nın barış ve istikrarını olumlu ve pozitif yönde etkilemekte kalmayacak. Aynı zamanda küresel barış ve istikrarda çok ciddi katkılar sağlayacak inancına koşuyoruz. Tabi bu anlamda elde edilmiş bulunan zaferin bazı sonuçları oldu. Bu sonuçların en önemlisi Karabağ, Azerbaycan olduğu, Karabağ, Türk'ün asli bir yurdu olduğu gerçeğinin tasdik edilmiş olmasıdır. Bundan sonra bu bölgenin yine barış ve istikrarının tesisi ve korunması anlamında gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın, gerek Azerbaycan Cumhurbaşkanımızın, Sayın İlham Aliyev'in bu anlamda sürdürmüş olduğu gayretleri ve Kafkasya bölgesiyle alakalı bilhassa 3+3 formatındaki diplomatik çabalarında maksatlı bir şekilde, başarılı bir şekilde amacına ulaşması temennisini taşıyor. Tabii bölgesel anlamda önemli neticeler olan böylesi bir zafer sonrasında ülkelerimiz arasındaki işbirliğini sadece stratejik düzeyde ifade etmek bize sorarsanız eksik kalır. Çünkü Türkiye ve Azerbaycan'ın sahip olduğu münasebetler iki ülke ilişkileri çok daha ötesinde anlam derinliğine sahip olan ilişkilerdir. Bu anlamda bu çaba ve derdiklerin daha da ileri ve üst seviyeye taşıyacağı inancını taşıyoruz. Bilhassa Zengezur Koridoru'nun tesis edilmesiyle beraber buradaki bağlantı ve ulaşım yolunun vuku bulmasıyla beraber Türkiye ve Azerbaycan'ın fiziki olarak da birbirinden ayrılmaz ve kopmaz bir parça olduğu gerçeği her çevre nazarında daha da fazla, daha da iyi ve net bir şekilde görülecektir. Bu saatten sonra en önemli konulardan bir tanesi de bölgenin yeniden imarı faaliyeti. Tabii ne yazık ki Ermenistan nasıl ki bu bölgeye girerken yıkıp yıkarak, katliamlar yaparak, Azerbaycanlı soydaşlarımıza karşı soykırımlar yaparak girmişse, çekilirken de aynı vahşete kapıldığını, aynı vahşet görüntülerini sergilediğini müşahede ettik. Yani hiçbir bu manada işgal altındaki bölgeden çekilirken adeta taş üstüne taş bırakmadan buradaki yapıların tamamını yok etmek gerektiğine çekilmesi bu anlamda Ermenistan'ın nasıl bir zihniyete sahip olduğunu netice olarak, son olarak bir kez daha göstermiştir. Ama bize yakışan da bu saatten sonra ki burada yaptığımız görüşmelerde de bunu müşahede ettik. Azerbaycan çok geniş kapsamlı bir faaliyetle gerek buraların tespiti, yapı tespiti ve sonrasındaki imar faaliyetleriyle alakalı da son derece gayretli çalışma içerisinde. Bu anlamda ben bir konuyu da sizler arasında ifade etmek istiyorum. Çünkü yakın zamanda da Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla Azerbaycan'a bir heyetimiz gelmişti. Şuşa'da, işgal altından kurtarılan Şuşa'da üzeri Hacı Bey'in adını taşıyan bir okul yapılması projemiz var. İnşallah bu yeniden imar faaliyetleri başladığında Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tensipleri ve onurlarıyla beraber
bu okul projesinin de amacına ulaşarak, temelini atarak bir an önce yapılıp Türk dünyasının kültür başkenti olarak kabul edilen Şuşa'da böylesi bir eserinde hayata geçmesini heyecanla beklediğimizi ifade ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi tüm heyetimizin Azerbaycan'la ilgili konudaki konulardaki birliği, beraberliği herhalde sizler tarafından da görüldü. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın buradaki mücadele içerisindeki devam eden süreçte ki Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey de bunları açıkça dile getirdi. Sürekli bir takip, sürekli bir temas içerisinde bakanlarımızın, farklı kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin çalışmalara destek vermesinin ne kadar önemli ve ehemmiyetli olduğunu bir kere daha dile getirmiş oldular. Tabii birçok farklı alanda, yani bu ulaşım olsun, imar projeleri olsun, çevre şehircilik anlamında, altyapı yatırımları, burada Türkiye ve Azerbaycan gerçekten önlerinde önemli bir dönem ve önemli bir imkan sahibiler. İnşallah bunu da en iyi şekilde, dediğim gibi, tüm bölgedeki insanların hayatlarını huzur ve refah içerisinde yaşayabilmeleri için ortaya koyacakları çalışmaların zaten ipuçlarını vermiş durumdayız. Ama özellikle sizlerin aracılığıyla tüm dünyaya bir kere daha söylemek istediğimiz, benim şahsen söylemek istediğim şey şudur. Gerçekler ortadadır. Gerçekleri saptıramazsınız. Ve tabii birçok uluslararası platformda uzun seneler görev yapmış olan bir arkadaşınız ve kardeşiniz olarak, bir milletvekili olarak şunu söyleyebilirim ki 44 gün devam eden mücadele esnasında gerçekten çok taraflı, gerçek dışı ve yanıltma hedefiyle yapılan açıklamalar, raporlar, camiada yön değişikliği amacıyla yapılmış olan çalışmalar oldu. Bu noktada gerçekten şunu da söylemem lazım. Dışişleri Bakanlığımızın mensuplarının, yani büyükelçilerimiz ve onlarla beraber görev yapan tüm diplomatlarımız bu anlamda Azerbaycan dışişleri ile beraber dünyada yoğun bir diplomasi çalışması yaptı. Tabii en başta burada Bakü'deki görevli büyükelçimiz Erkan Bey'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bu dönem içerisinde yoğun bir mesai verdi ve inanıyorum ki bu anlamda da sizlerin de ve tüm Azerbaycan halkının takdirini kazandı. Ama bir taraftan diplomasi alanında devam eden bu çalışmalarda parlamenter seviyede de bizim milletvekilleri olarak ciddi manada uluslararası asamblelerde, kuruluşlarda yoğun çalışmalarımız oldu. Onun için sizlere şunu söylerken çok bilinçli şekilde söylüyorum. Ön yargılı ve doğruları çarpıtmak için yapılan bir propaganda ile karşı karşıya kalındı. Bakın, bunun altını çizerek dile getiriyorum. Bu yanlış bir şeydir. Ve tüm dünyaya şunu söylemek istiyorum. Biz seçilmiş milletvekilleri olarak üstümüzde halklarımızın bize vermiş olduğu oyların sorumluluğunu taşıyoruz. Ama aynı zamanda tüm dünyada gerçekleri söylemek, gerçekleri konuşmak sorumluluğunu da taşıyoruz. Dolayısıyla bu tip yanlış, yanlı ve gerçekleri saptırmaya yönelik olan çabaların içerisinde özellikle parlamenter temsilcilerin çok dikkatli olması gerekir. Bunun da altını çizerek özellikle dile getirmek istiyorum. Biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda hiçbir geri duruşumuz olmayacaktır. Ve aynı zamanda buradan sizin aracılığınızla görüşmelerimizi dile getirdik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak da komisyonumuza tüm Azerbaycanlı muhataplarımızı tekrar davet etmiş olayım. Onların da evidir
Gazi Meclisimiz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi gazi bir meclistir. Ve biz onları orada evlerinde ağırlamak isteriz. Bu çağrımızı, davetimizi tekrar sizin aracılığınızla da iletmiş olalım. Zaten biliyorsunuz ki tüm dünya bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin duruşunu, iradesini ve ilkesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan biliyor. Bu anlamda da ortaya koyduğumuz mücadele çok açık ve nettir. Evet. Buyur. Kendinizi de tanıtırsanız kimle şey olduğumuzu bilelim. Buyur. Lütfen oturarak buyur. Sizin de daha fazla. Bana değil şeye soruyorsunuz. Ahmet Bey'e mi soruyorsunuz? Buyur. Başkan başlasın. Şimdi soruyu doğru anladım değil mi? Türkiye Ermenistan ilişkileri. Tamam. Şimdi tabii burada gerçekler ortadadır. Konuşmamda dediğe getirdim. Ve artık bu işgal edilmiş olan Azerbaycan topraklarının işgalden kurtulmuş olmasıyla Azerbaycan'ın bu anlamdaki toprak bütünlüğü sağlanmış durumdadır ve bu işgal sona ermiştir. Bu noktada tabii Türkiye'nin her zaman bölgedeki yani komşularıyla olan ilişkileri içerisindeki durum ve duruşu bellidir. Ama Azerbaycan'ın bu noktadaki hassasiyetlerini ve Azerbaycan'ın bu noktada Türkiye ile olan ilişkisi çok net ve açıktır. Ama biz her zaman şunu söylemişizdir. Bölgedeki her bir insanın, çünkü takdir edersiniz, şimdi bazı gerçekleri konuştuğunuz zaman şunu da söylemek lazım. Yani Ermenistan'daki yaşayan insanlar ciddi sıkıntı içerisindedir. Yani bu gerçekleri dünyanın görmesi lazım. Bu onların tabii ki iç meselesidir ama bunu da görmek gerekir. Bu noktada ümit ediyorum ki tabii ki Türkiye ve Azerbaycan'ın da bu noktadaki çalışmaları devam edecektir. Biz bu noktada şunu açıkça dile getirebiliriz ki, konuşmamda da söyledim, biz bölgedeki tüm insanların adil bir şekilde, huzurlu bir şekilde refah içerisinde yaşamasını isteriz. Ama bizim ilkelerimiz, bizim irademiz çok açık ve nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada ortaya koymuş olduğu açıklamanın ve söylemlerin çok net anlaşıldığını düşünüyorum. Benim de bu noktadaki söyleyeceğim şey aynı şeydir. Dolayısıyla ben bu noktadaki sorunuza böyle cevap vermiş olayım diye ümit ediyorum. Tabii buyurun buyurun. Sorduğunuz sonu beni dolaylı olarak ilgilendiriyor. Çünkü Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra biz Sovyetler Birliği'ni oluşturan 15 devletin, yeni devletin hepsini tanıdık. Ama tanımak ayrı bir şey, diplomatik ilişki kurmak, normal bir ilişki içinde olmak ayrı bir şey. Veya büyükelçilik başkonsolosluk açmak ayrı konular. Ama Yukarı Karabağ ve Azerbaycan'ın 7 rayonunun işgal edilmesi üzerine biz o devlet tanıma prosedürünün ötesine gitmedik. Ve bir koşulla gitmedik. Ne zamanki bu işgal biter ve Ermenistan'la Azerbaycan ilişkileri normal hale gelirse, tabii ki bunun sonucu olarak Türkiye'nin de Ermenistan'la ilişkilerinin yeni bir zeminde şekillenmesi mümkün olacaktır. Bizim dileğimiz bu mevcut sürecin, yani 10 Kasım'dan bu tarafa devam eden mevcut sürecin meyvelerinin hem bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler, hem de bölgenin bütününe refah getirecek koşulların oluşması açısından müsbet şekilde gelişmesidir. Bunu biz yakından takip ediyoruz.